Evet arkadaşlar, şimdi de İttihat ve Terakki Cemiyeti'nden bahsedelim. İkinci meşrutiyet neden ilan edilmiş, sonuçları neler olmuş, 31 Mart vakası neden çıkmış ve sonuçları neler olmuş? Kısa kısa onlara bakalım arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar, İttihat ve Terakki'den bahsedelim biraz. İttihat ve Terakki 1890'lı yıllarda, yani istibdat döneminde arkadaşlar, tıp fakültesi öğrencileri tarafından Karacaahmet Mezarlığı'nda kurulan bir cemiyettir arkadaşlar. Kurucuları İshak Sukuti, Abdullah Cevdet, İbrahim Temo, Mehmet Reşit, Şerafettin Madumi ve Hüseyin Zade Ali Bey. Kurucuları bizi genel kültür genel yetenek sınavında ilgilendirmedi arkadaşlar. Bu daha çok alan sınavı ile alakalı bilgilerdir. Arkadaşlar, bu cemiyet kurulurken İtalya'nın bağımsızlığında önemli bir rol oynayan Carbonari Cemiyeti'ni örnek alarak kurulmuştur ki bu tarih ÖABT alan sınavında soruldu arkadaşlar. Arkadaşlar, bizim Türk tarihinin ilk siyasi partisidir aynı zamanda kendisi. Yayın organları arkadaşlar Meşveret, Mizan ve Tanin gazeteleridir ki Tanin İttihat ve Terakki'nin resmi yayın organıdır. Selamünaleyküm. Birinci Balkan Savaşı sonrası gerçekleşen Babali baskını ile beraber yönetimi ele geçirmiş, yani iktidara gelmiştir. Ve 1914'te Osmanlı'nın Birinci Dünya Savaşı'na girmesinde çok etkili olmuştur arkadaşlar. Ve 1917'de arkadaşlar, daha doğrusu 1916'nın sonlarına doğru İttihatçılar memleketi terk edince, bu sefer arkadaşlar İttihat ve Terakki'nin yönetimine son verilmiş ve 1908'de de arkadaşlar Teceddüt Fırkası ile yeniden faaliyete geçmiştir. Teceddüt, yani yeni düşünce fırkası ile yeniden faaliyete geçmiştir. Selamünaleyküm. İttihat ve Terakki'ye muhalif olan subaylar da Halaskar-ı Zabitan arkadaşlar diye bir grup kurmuşlardır. Yani İttihat ve Terakki'ye muhalif olanlar tarafından kurulan grup Halaskar-ı Zabitan grubudur. Yine arkadaşlar, Türkiye Büyük Millet Meclisi açıldığı zamanda da etkili olacaklar. Ve daha sonrasında arkadaşlar İzmir suikasti sonrasında İttihatçılar yönetimden uzaklaştırılacaktır. Selamünaleyküm. Mustafa Kemal biliyorsunuz meşrutiyeti ilan ettirmek amacıyla Şam'da Vatan ve Hürriyet Cemiyeti'ni kurmuş. Fakat daha sonra tayini Selanik'e çıkınca Vatan ve Hürriyet Cemiyeti'nin faaliyetine son vererek İttihat ve Terakki'ye katılmıştır. Fakat arkadaşlar, İttihat ve Terakki'de özellikle de Enver Paşa ile düşünceleri birbirine zıt olduğu için bir yıl ancak alabilmiş ve sonrasında İttihat ve Terakki'den ayrılmıştır. Çünkü Enver Paşa orduyla siyasetin bir arada yürütülmesini isterken Mustafa Kemal ordunun mutlaka ve mutlaka siyasetten ayrıldığını düşünmektedir. İşte bu yüzden fikir çatışması yüzünden arkadaşlar Mustafa Kemal İttihat ve Terakki'den ayrılmıştır. İttihat ve Terakki ile alakalı bilmemiz gereken kısa özellikler bunlar. Şimdi arkadaşlar, gelelim ikinci meşrutiyetin ilanına. Hatırlarsanız arkadaşlar, birinci meşrutiyeti de Abdülhamit ilan etmiş. İlan ettiren grup da Jön Türkler idi. Niye ilan edilmişti? Tersane konferansının etkilerinden kurtulmak amacıyla, azınlıkların ayrılmalarını engellemek amacıyla. Halk ilk defa yönetime katılmıştı. Fakat 77-78, yani 93 Rus Harbi'nde arkadaşlar 2. Abdülhamit Meclis'in faaliyetine son vermiş ve 1878'den 1908'e kadar 2. Abdülhamit arkadaşlar devleti tek başına yönetmiştir. Kimilerine göre 10 numara yönetmiştir. Güllük gülistanlıktır her şey. Kimilerine göre de arkadaşlar çok baskıcıdır, istibdat gibi kelimelerle anılmaktadır. Şimdi arkadaşlar, ne oldu da peki 2. Abdülhamit 1. meşrutiyeti istemiyordu, kapattı, 2. meşrutiyeti ilan etmek zorunda kaldı? Şimdi bakalım arkadaşlar. Yine arkadaşlar, 2. meşrutiyeti ilan eden 2. Abdülhamit, bu sefer ilan ettiren grup değişmiş. Bu sefer ilan ettiren İttihat ve Terakki Cemiyet arkadaşlar. Peki neden ilan edildi? 1. Azınlıkların Osmanlı'dan ayrılmalarını engellemek arkadaşlar. Bakın, daha önce Osmanlı'yı anlatırken de söylemiştim. Osmanlı Devleti'nde olsun, Türkiye Cumhuriyeti'nde olsun, nerede olursa olsun arkadaşlar, bir yenilik, bir şeylik yapıyorsa bu kesinlikle ve kesinlikle Türkler için değildir. Türkler zaten ne halt edersen et,
senden ayrılma girişiminde bulunmazlar. Ama velakin azınlıklar sürekli fırsat kollamaktadırlar. Arkadaşlar bir de 1908 Reval görüşmelerinin etkisini kırmak. Reval görüşmeler arkadaşlar Estonya'nın başkenti Reval'de gerçekleşti. Kimle kim arasında? İngiltere ile Rusya arasında arkadaşlar. Bu zamana kadar yani 1856 Paris Antlaşması'yla başlayan, bu zamana kadar süren İngiltere'nin Osmanlı'nın topraklarını koruma politikasından İngiltere vazgeçti. Yani Rusya dedi ki sen istediğin gibi Osmanlı'yı parçalayabilirsin. İşte arkadaşlar bizimkiler de Rusya bizim azınlıkları kandırmadan biz azınlıkları kandıralım ve ayrı kopmalarını engelleyelim şeklinde ikinci meşrutiyetin ilan edilmesinde etkili oldu arkadaşlar. Selaçlarım biliyorsunuz. İkinci meşrutiyetin ilan edilmesini en çok askerler istemiştir. Özellikle de Makedonya'da İttihat ve Terakkici askerler. Ve bu düşünceyle beraber ilk isyan eden arkadaşlar Resneli Niyazi denilen bir yüzbaşı olmuştur. Daha sonra arkadaşlar Resneli Niyazi'yi Enver Paşa takip edip orduyla beraber dağlara çıkacaklardır. Selaçlarım. Daha sonrasında meşrutiyetin ilanı tarihimize Temmuz Devrimi olarak geçti. Aklınızda bulunsun. Peki sonuç ne oldu? Arkadaşlar meclis yeniden açıldı. Yani Mebusan Meclisi yeniden açıldı. Bu sefer ismi Meclis-i Umumi yani genel meclis olarak değiştirildi. Arkadaşlar anayasa yeniden yürürlüğe kondu. Bosna Hersek'i Avusturya ilhak etti arkadaşlar. Bosna Hersek'i Avusturya ilhak etti. İlhak etmek kendine bağlamak demek arkadaşlar. Yine Bulgaristan bağımsız oldu. Girit Yunanistan'a bağlandı. Oysa biz meşrutiyeti niye ilan etmiştik? Azınlıkların bizden ayrılmalarını engellemek için. Peki bir işe yaramış mı? Hayır yaramamış gördüğünüz üzere. Yani biz ne kadar azınlık olaylarını gizlemeye çalışırsak çalışalım biri bizi gözetlemeye devam etmiş. Yani BBG olmuş sırasıyla arkadaşlar. Selaçlarım meşrutiyetin ilanı tarihimize Hürriyet Bayramı olarak geçecek. Hürriyet Bayramı olarak kutlanılacak bugün arkadaşlar. İlk milli bayramımız. Selaçlarım bu dönemde Osmanlı tarihi ilk defa çok partili yaşama geçti. Mesela İttihat ve Terakki gibi, Ahrar Fırkası gibi, İttihat-ı Muhammedi Fırkası gibi, yine arkadaşlar Hürriyet ve İtilaf Fırkası gibi, Fedakarani Millet Fırkası gibi, Mutedil Hürriyet Pervaran Fırkası gibi, yine arkadaşlar Islahat-ı Esasi Osmani Fırkası gibi bir sürü parti kuruldu. Bizim için o kadar önemli değil genel kültür, genel yetenekte bu partiler arkadaşlar. Selaçlarım, peki meşrutiyet istenilen etkiyi yaratmış mı? Hayır. Peki siz 2. Abdülhamid'in yerinde olsanız zaten istemediğiniz bir şeyi zorla ilan ettirdikleriniz zaman bunun devam etmesini ister misiniz? Hayır arkadaşlar. İşte meşrutiyet isterük diyenler eskiden isyan ediyorlardı. Şimdi de meşrutiyet bir işe yaramayınca meşrutiyet istemezük diyenler isyan etti. Ve meşrutiyeti istemeyenler tarafından 31 Mart vakası çıkarıldı arkadaşlar 1909'da. Peki neden çıktı 31 Mart vakası? Arkadaşlar İttihat ve Terakki'nin baskısı. Eskiden İttihat ve Terakki Abdülhamid'in baskıcı olduğunu düşünüyordu. Şu anda da iktidara kendisi etkili olmaya başlayınca kendisi baskı kurmaya başladı. Yine arkadaşlar İttihat-ı Muhammedi ve Ahrar fırkalarının propagandaları. Sevgili arkadaşlarım bunlar daha çok siyasi görüş olarak İslamcılık düşüncesini benimseyen partiler. Bunlar arkadaşlar her gün propaganda yapıyorlar Dinel'den gidiydi arkadaşlar. Arkadaşlarım yine Serbesti ve Volkan gazetelerinin faaliyetleri. Bunlar da arkadaşlar yine dini yönü ağır basan gazeteler ki hatta şu Volkan gazetesinin Derviş Vahdeti diye bir baş yazarı var arkadaşlar. Bu gazeteler her gün manşet atıyorlar. Diyorlar ki İttihatçılar Hristiyanmış, yönetimde etkili olmaya devam ederlerse Müslümanlığı yasaklayıp Hristiyanlığı getireceklermiş. Biz şeriat isteriz diye her gün propaganda yapıyorlar. Selaçlarım gördüğünüz üzere tarih 1909 hala din siyasetin içerisinde. Tarih olmuş 2019 hala din siyasetin içerisinde. Niye? Çünkü arkadaşlar dinini bilmeyen toplumlarda insanları kandırmanın en kolay yolu dindir arkadaşlar. Halkın %99'u Müslüman deniyor Türkiye'de. Emin olun %90'ının dinden falan haberi yok. Babası Müslüman olduğu için Müslümanlığı kabul etmiş bir milletiz arkadaşlar. Selaçlarım yine avcı taburlarının etkisi
ve istenilen etkiyi yaratmaması. Yani azınlıklar ayrılmasın diye ilan ettik. Fakat azınlıklar ayrılmaya devam ettik. Selamlarım. İsyan nasıl başladı? Gazeteci Hasan Fehmi diye bir adam var arkadaşlar. Bu adam bir ikindi vakti Galata Kulesi'nde Galata Köprüsü'nde öldürüldü. Arkadaşlar bu adamın ölümü belki bir kan davasıydı. Belki bir istemeyen tarafındandı veyahut da bir dövüş sonrasıydı ama önemli olan bu değil. Bu neye bağlandı? Bu siyasete bağlandı arkadaşlar. Dediler ki Hasan Fehmi'yi düşüncelerinden dolayı öldürdüler dediler ve insanlar şeriat ister diye sokaklara döküldü ve böylece 31 Mart vakası başlar arkadaşlar. Arkadaşlarım 31 Mart vakasının bastırılması için İttihat ve Terakki'nin Selanik'te kurmuş olduğu model yenilikçi bir ordu vardı. Hangi ordu? Hareket ordusu. İsyanı bastırmak üzere İstanbul'a davet edildi. Arkadaşlar bu hareket ordusunun komutanı Mahmut Şevket Paşa. Subayları içerisinde meşhur işte Enver Paşalar var, işte ne bileyim İsmet İnönüler var, Kazım Karabekirler var, Mustafa Kemaller var. Ama bizi burada ilgilendiren en çok Mustafa Kemal arkadaşlar. Burada Kurmay Subay Mustafa Kemal isyanın bastırılmasında çok etkili oldu ve kendi adından söz ettirmeye başlandı. İşte dediler ki bu olay Mustafa Kemal'in tarih sahnesine ilk çıkışı dediler arkadaşlar. Arkadaşlarım 31 Mart vakası bastırıldıktan sonra 2. Abdülhamit meclis kararı ile tahttan indirildi ve yerine 5. Mehmet Reşat çıktı. O zaman arkadaşlar meclis kararıyla tahttan indirilen ilk padişah kimmiş? 2. Abdülhamit'miş arkadaşlar. Mehmet Reşat çok şanslı bir adam. 1. Dünya Savaşı'na girişimizde cihat ilan eden ve 1. Dünya Savaşı'nın sonuna kadar padişah olan fakat tam savaşın bitimine 2 ay kala ölen şanslı bir padişahımızdır Mehmet Reşat. Niye? Çünkü 1. Dünya Savaşı'nın bütün yükü 2 ay tahtta kalan Vahdettin'e kesilmiştir arkadaşlar. Mehmet Reşat'ı hiç kimse hatırlamaz. Selamlarım 2. Abdülhamid'i İstanbul'dan uzaklaştırdık. Selanik'e Alatinilerin köşküne gönderdik arkadaşlar. Fakat bir yıl sonra da Selanik Yunanistan tarafından işgal edilince Almanya'dan gemi kiralayıp 2. Abdülhamid'i tekrar İstanbul'a kaçırdık. Yani hem gönderdik hem de geri getirdik. İşte tarihimizdeki siyasi saçmalıklar arkadaşlar. Selamlarım. Peki nedir bu 31 Mart vakasının önemli özelliği? Osmanlı'da rejimi yıkmaya yönelik ilk isyandır arkadaşlar ve bu isyan esnasında ilk defa milli kelimesi kullanıldı ve ilk defa meclis kararıyla az önce de söyledik bir padişah tahttan indirildi. Selamlarım. İttihatçılar baktılar ki padişahın meclisi açıp kapama yetkisi var, milletvekillerini sürgün etme yetkisi var kanun esasiye göre. Hükümeti denetleme yetkisi var. Meclisteki milletvekillerini denetleme yetkisi var. Yani padişahın bir hayli yetkisi var. Arkadaşlar bunun üzerine İttihat ve Terakki 1909 yılında kanun esasında değişiklikler yaptı. Ve padişahın yetkilerini kısıtladı arkadaşlar. Nedir bu değişikliklerin özetle şeyi? Mesela bundan sonra meclisi açıp kapama meclise ait. Arkadaşlar padişahın sürgün yetkisi kaldırıldı. Padişahın hükümete denetleme yetkisi kaldırıldı. Hükümet meclise bağlandı. Padişahların milletvekilleri üzerindeki yetkisi kaldırıldı. Yani padişah sembolik bir kavram, kurum haline getirildi. Ve en önemlisi de arkadaşlar dediler ki anayasada yapılan değişiklikle bundan sonra meclisin onaylamadığı antlaşmalar geçersizdir. Nerede işimize yarayacak bu madde? 1920'de Sevr imzalanınca arkadaşlar meclis onaylamadığı için antlaşma geçersiz sayılacaktır arkadaşlar.